dinleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Merhaba sevgili Gerçek Kesit izleyicileri. Yine bir programımızda sizlerle birlikteyiz. Ayhan bir fabrikada çalışmaktadır. Eşi İknur ev hanımıdır. Severek evlenmişlerdir. İlk oturdukları evden çıkmış ve yeni bir eve ve mahalleye taşınmışlardır. İknur hala eve ve çevreye alışamamış, Ayhan'a sürekli yalnızlıktan, sıkıntıdan yakınmaktadır. Bakalım bu taşındıkları mahallede nelerle karşılaşacaklar? İzleyelim ve görelim. Of be! Yok mesai, yok taşınma. Ne zamandan beri şöyle ayaklarımı uzatıp bir televizyon izlememiştim. Tabii senin keyfin yerinde ama benim ne kadar canım sıkılıyor sen hiç bilmiyorsun. Sıkıldığının farkındayım hayatım. Ama biraz sabretmen gerekiyor. Biliyorsun eski mahallede de ilk önceleri böyle sıkılıyordum. Ama eski mahallem ne kadar güzeldi. Oradaki insanlar nasıl sıcaktı. Bak buraya geldim bir hafta oldu bir tane komşu kapımı çalıp da hoş geldiniz demedi. Tamam anlaşıldı. Senin canın fena sıkılmış. Hadi hazırlan da biraz dolaşalım. Yok bugün senin izin günü sen dinlen. Lütfen diyorum. Hem belki bana da iyi gelir. Hadi hazırlan çıkalım. İyi tamam ben hazırlanayım o ettim. Ne oldu? Taşınabildiniz mi? Evet taşındık. Yerleştik bile. Tamam iyi. Güle güle oturun evinizde. Yengem nasıl? İyi. Bak şimdi ona veriyorum. Alo Sevdacığım nasılsın? Çok özledik seni. Merhaba yengecim. İyiyim sağ ol. Sınava çok az kaldı işte. Sınavlara hazırlanıyorum. Sevdacığım bize gelsene. Burada çok yalnızım. Ne gelen var ne giden. Hem ders çalışırsın hem de birlikte olmuş oluruz. Yapma be yenge, gelemem. Yol da çok uzak hem. Biz bir araya gelince ben ders falan çalışamam. Hadi be yengecim, kırma beni ne olursun. Tamam, siz kazandınız. Geliyorum. Yarın babam sizi arar, kaç otobüsüne bindiğimi söyler. Tamam canım, bak yarın bekliyoruz. Herkese selam söyle. Tamam yengecim, sen de abime çok selam söyle. Görüşürüz, hoşça kal. Tamam, söylerim canım. Oldu, hoşça kal. Yarın geliyor. Hadi gözün aydın. Hadi çıkalım. Artık yarın Sevda gelince kafa kafaya verir, eğlenirsiniz. Ya çok iyi olacak. Benim hiç aklıma gelmedi onu aramak bak. Sen de telefonda nasıl apar topar ikna ettin ama vallahi bravo. Aslında onun da canı gelmek istiyor işte ama bak babamı bir türlü razı edemiyor. Bir şey içer misin? Ben bir çay alayım. Bize iki çay. Hemen abi. Neyse yarın herhalde öğlene doğru gelir değil mi Sevda? Birer karşılarız onu. Ben işten izin alırım hemen gideriz otogara alır geliriz. Karşılarız. Neyse kız bu sınav zamanı beni kırmayıp geldi ya inşallah onun da sınavları iyi geçer. Aman gelsin de senin dırdırından kurtarsın beni. Canım benim iyi ki Sevda yarın geliyor artık hiç canım sıkılmayacak. Aman şimdi bu akşam uyuyamaz. Sen geç bakalım dalganı beyefendi. Tabii sen sabah bir çıkıyorsun akşama geliyorsun eve. Ben bütün gün dört duvar arasında canım sıkılıyor. Tamam. Hadi geç oldu artık yatalım sabah erken kalkacağım.
kaldın ha? Merak ettim. Bırak nerede kaldın şimdi? İşim uzadı, ne yapayım? Hadi çabuk ol. Sevda gelecek, tamam. Otobüs neredeyse gelecek. Kız tamam. Mahsur kalmasın terminalde. Babam iş yerine telefon etti. Sevda'yı otobüse bindirmiş. Sana da selam söyledi. Bir haftalığına yolluyorum bak dedi. İmtihanları varmış. Bir hafta sonra mutlaka geri dönsün dedi. Geçen sefer de bir haftalığına diye geldi. Bir ay kaldı ya, babam bu sefer işi sağlama alıyor demek ki. Adam haklı. Heh, otobüs geldi galiba. Öyle mi? Bakalım. Gel. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Nasıl geçti yolculuğun? Çok iyi geçti. Merhaba abi. İyiyim, siz de iyisiniz. İyiydi. Ne var ne yok, evdekiler ne yapıyor? İyiler, evdekilerin hepsi çok selam söyledi. Hadi evde devam edelim. Hadi gidelim. Buyurun Sevda Hanım. Güle güle oturun evinizde. Eviniz de bayağı büyükmüş. Büyük ama güzelim. Şöyle bir tane komşum yok. Rahatlıkla kapısını çalıp girebileceğim gibi. Ben bir tuvalete gidiyorum. Tamam. Olur be yengecim, zamanla mutlaka altta üstte komşular vardır. Ne bileyim, hayatım taşınalı bir hafta oldu. Ne gelen var ne giden. Olur olur, zamanla. Hadi bana evi gelin. Tamam, geç şöyle. İknur taşındıkları yeni evin çevresinde hiç komşu olmadığından yakınmaktaydı. Yalnızlık, can sıkıntısı onu iyice bunaltmıştı. Bu yeni çevreye alışana kadar zahmet çekeceğe benziyordu. İlk oturduğu mahalleye komşularına özlem duyuyordu. Kısa bir süre için sıkıntıları, yalnızlığı yok olmuş çünkü Ayhan'ın kız kardeşi gelmişti. Ama yarın öbür gün o yine evine dönecek, İknur yine yalnız kalacaktı. Bakalım bu yalnızlığı ne zamana dek sürecek? İknur anlaşabileceği kimselerle tanışabilecek mi? Dilerseniz dramamıza geri dönelim ve görelim. Ne çabuk geçti şu bir hafta, hiç anlamadım inan ki. Yarın sen gidiyorsun, bak ben yine yalnız kalacağım. Üzülme be yengecim, yine gelirim. Bak alt komşum da dün geldi. Onunla da tanışırsın, anlaşırsınız. İnşallah dediğin gibi olur. Ben yarın sabah erkenden yola çıkayım. Bak burada hiç ders çalışamadım. Sınavlara da çok az kaldı. Doğru, haklısın. Çalış çalış güzelim. Çalışmadan hiçbir şey elde edemezsin. Aa, kapı çaldı. Kim geldi? Dur, ben bakayım. Açarım. Ben açarım. Tamam. Canım, ben merhaba. Şükran, alt kat komşunuzum. Öyle sizlerle bir tanışayım istedim, müsait misiniz? Tabii, buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, şuraya geçin. Sağ olun. Buyurun. Merhaba, hoş ben Şükran. Hoş geldiniz apartmanımıza. Sağ olun. Alt katta oturuyorum, bir tanışayım sizlerle. Çok diye uğradım. Misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Siz oturun, ben bir çay demleyeyim. Gerek yok, hiç zahmet etmeyin. Olur mu lütfen? Sevda da benim eşimin kız kardeşi, memleketten geldi buraya. Benim çok canım sıkılıyor, bana arkadaş oluyor doğru, işte. Doğru, ne güzel. Yok ama bundan sonra yalnız değilsiniz artık. Ben de geldim, i̇nşallah, sık sık görüşürüz inşallah. Siz yeni döndünüz galiba, yoktunuz. Yoktuk, biz de kardeşimle gitmiştik. Kaç gün oldu işte gelince bir baktım tüller takılmış. Oh dedim, ne güzel komşular gelmiş bana. Sağ olun, sağ olun. Apartmanda gündüzleri çok boş. Kapıcıdan öğrendim. Üstte yaşlı bir çift, altta çalışan bir çift oturuyormuş. Maşallah, yani kapıcımız da her türlü bilgiyi vermiş size. Evet, doğru söyledim. Hiç sorun değil. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Ben çok sevindim sizler gibi birileri geldi diye. Sağ olun, diye. Ben de öyle, sağ olun. Kardeşim bugün memlekete dönüyor. Yine bizimki yalnız kalacak, başımın etini yiyecek. Ne biçim mahalle oğlum, orası da taşınana kadar oldu, hala bir komşunuz bile yok. Sahi mahalledekiler ne yapıyor be? Geleceğiz bir gün ama ha. Tabii geleceksiniz, hem biz geldik, şimdi sıra sizde. Hem sizin taşıdığınız hafta bizim hanıma bir koydu ki. Ulan ne güzel günlerimiz geçti o mahallede be. Vallahi burnunda tutuyor ha. Fena mı oldu oğlum, dişinden tırnağından artırdın, apartmana yerleştin. Darız senin başına. İnşallah, inşallah. Her şey için teşekkür ediyorum. Rica ederim, lafım oldu. Ben de beklerim. Tamam, çok memnun oldum. Ben de. Güle güle. Canım seninle görüşemeyiz herhalde. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tanıştığınızda çok memnun oldum. Ben gözüm arkada kalmayacak. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar, güle güle. İyi birine benziyor değil mi yenge? Aa, bak hemen gelmiş memleketten, bize hoş geldin. Bak yani. Bir haftadır buradayım, hiç kimse uğramadı. Kadıncağız memleketten gelir gelmez ilk kişi buraya gelmek olmuş. Ya öyle. Neyse hadi biz de yemeği hazırlayalım da abin gelir hadi akşam. Hazırlayalım o zaman, hadi gel. Abi şimdi eve gideceğim, ayaklarımı uzatacağım. Oh, dinleneceğim vallahi. Benim öyle şansım yok işte. Ben akşama kayınvalidelere gideceğim. Hiç olmazsa benim yerime de dinlen, tamam mı? Tamam. Ya bugün işleri bitireceğiz diye canımız çıktı be arkadaş be.
Hoppala, ben nereye gidiyorum? Ulan hala alışamadım şu yeni eve. Ne de olsa ayak alışkanlığı bunun. Neyse hadi, evdekilere selam söyle. Tamam. Bana bak, yarın ben çoluk çocuğu alıp pikniğe gideceğim. İstersen sen de gel ha. Valla bir şey diyemiyorum ki abi. Eve gidin, bir görüşeyim de haberleşiriz. Oldu, tamam hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ya midem acayip şişti ha. Kim dedi sana o kadar çok yediye? Bakın dışarı çıkalım. Hem yediklerini azmedersin hem de dolaşmış oluruz. Yengen doğru söylüyor. Hadi abi. Gezmek için manaya bak. Yok canım. Ya bahane falan aramıyoruz. Bugün alt kattaki komşunuz geldi. Hem bunu da kutlarız. Oo, hiç. Desene İlknur'un dırdırından kurtuldum. Aman Ayhan. Alt kattaki abla geldi bugün. Nasıl, anlaşabildin mi bana? Ne bileyim, hoş bir bayana benziyor. İyi birisi galiba. Tamam, hadi hazırlan o zaman. Canım abicim benim, canım. Hadi bak yavrum. Yani gidecek, son defa bir gezelim bari. Tamam. İlknur, Ayhan, Başer çifti olacaklardan habersiz yaşamlarını sürdürmekteydiler. İknur'un karşı komşusu Şükran'ın onların ziyarete gelmesiyle güzel bir dostluğun temelleri atılmıştı. Sevda evine geri dönmüştü. Ama bu güzel dostluğu gördüğünden gözü arkada kalmamış, mutlu olmuştu. İknur ve Şükran sürekli beraberdiler. Aradan oldukça uzun bir müddet geçmiş, iyice samimi olmuşlardı. Ayhan da eşi yalnız olmadığından sevinmişti. Bakalım bundan sonra neler olacak, dramamıza geri dönelim ve görelim. Ne iyi oldu Şükran Hanım'la tanışman. İyi bir insana benziyor. Akraba gibi de oldunuz artık herhalde. Ya sorma, akrabadan bile ileri olduk neredeyse. Ya benim için de iyi oldu. Sen evde yalnızsın diye inan içimi yiyordu. Aman Ayhan. Hem kardeşi Ali de çok iyi bir insan. Çok sıcakkanlılar biliyor musun? Bak gelmese gelmezlerdi mesela. Doğru. Oho, bana bak, biz sabah keyfi yapalım derken servis kaçıracağım ben. Ben kaçıyorum. İstediğin bir şey var mı? Hayır yok. Ha, sahi ben Şükran ablaya kahve içmeyebilirim. Ararsan haberin olsun, tamam mı? Tamam, alıştık zaten. Hadi gidelim de iyi çalışmalar. Günaydın. Günaydın. Hayrola abi, nereye gidiyorsun böyle? Ya işe geç kalacağım, servisi kaçırıyordum. Tamam hadi, bak. Ben de eve gidiyorum. Aldın mı ya? Ben hemen çıkıyorum, Fatih ile buluşalım. Tamam ama bak ne diyeceğim, ne olur öyle olmadan gel de biz de bir çıkıp alışveriş yapalım. Bir saatte kadar mı? Buradayım abi, tamam. Tamam. Geleceğim. Merhaba Gülşen. Merhaba İlknur, nasılsın? Gelsene. Gel canım. Bak akşamüstü evde benim de işlerim var, ona göre bekletme beni. Tamam, tamam. Hadi güle güle. Hoş geldin canım, geç. Geç şöyle karşıya otur. Bir bakayım dedim Şükran abla ne yapıyor. İyi ettin. Sen gelmeseydin ben çıkacaktım zaten. Ali ile çarşıya gideceğiz de öğlene doğru. Ben önce dedim bir uğrayayım göreyim seni, iyi oldu. Bizde de Ayhan erkenden işe gitti. Benim de canım sıkıldı. Hadi bir ineyim dedim. Hem bir sabah kahvesini içeyim. Çok iyi. Hem de bir sohbet edelim. Tamam. Ben şimdi kahveleri yapar gelirim. Masada. Rica ederim, ne olacak? Selamünaleyküm. Aleykümselam Ali, hoş geldin. Nasılsın? İyi vallahi, sen nasılsın be? İyi be. Ne oldu mu lan, yüzünde güller açıyor. Ya hiç sorma, bugün neşeliyim ya. Hayrola, ne oldu? Yoksa o güzel komşunu mu gördün? Ha, uzun zamandır göremiyordum, bugün gördüm ama. Oğlum o evli barklı kadın lan. Hiç korkmuyor musun oğlum? Ne diye korkacağım lan? Ne var, en fazla yakalanırım işte. Ulan ne adamsın ya? Ulaşamayacaksın, edemeyeceksin. Daha hala uğraşıp duruyorsun ya. Bak nasıl ulaşacağım, sen de göreceksin. Ulan bu kafayla bir gün başına bir iş gelecek ama neyse. Ne gelecek? Ha ben gidiyorum, akşama görüşürüz. Ablam beni oldu, bekliyor. Oldu tamam, hadi, hadi güle güle. Kadın da düğme almayı unutmuş. Çarşıya çıkınca onları da alayım bari. Şükran abla dikkat ediyorum, sürekli dikiş dikiyorsun. Sıkılmıyor musun? Yavrum sıkılsam ne yapayım? Annemle babam öldükten sonra Ali'ye ben bakmak zorunda kaldım biliyor musun? İster istemez alışıyorsun artık. Ay, neyse üzdüm seni de. Yok üzülmüyorum. Eskiden daha çok etkileniyordum. Alıştık artık. Hah, Ali de geldi. Hayret valla.
Erkenden geldi. Merhaba bayanlar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Erkencisin bakıyorum. Emir büyük yerden. Aman. Sabahtan beri sen nasılsın İkmur? İyiyim sağ ol Ali. Sen nasılsın? İyiyim. Aa sahi bu sabah Ayhan abiyi gördüm. Koşturup duruyordu. Konuşamadın da nasıl değil mi? İyi vallahi bildiğin gibi işte. Evden işe işten eve gidip geliyor. Neyse ben de kalkayım siz de çarşıya çıkacaksınız. Olsun çıkarız biraz daha kalabilirsin. Bir kahve içeyim dedi ne kadar çok oturdum. Olsun ya. Hoşçakal Ali. Geçeyim ben seni canım. Yine bekleriz. Sonra yine gelirim. Gel gel oğlum, sen de gel, sen de tamam. Merhaba güzelim. Niye aldın ki bunlar? Evde her şey vardı. Olsun canım, ne olacak? Ben yemeği yap, bu sofrayı hazırlayayım mı? Çok yoruldum, biraz dinleneyim sonra yeriz. Tamam, sen de yeriz. Ay. Bekliyorum, neyin var senin? Yok bir şey. Ne bileyim, dalgın gibisin. Bir şey yok, biraz başım ağrıyor, belki ondandır. Neyse, ben sofraya hazırlayayım yavaş yavaş. İlknur ve eşi Ayhan, ben memleketten döndüğümde çoktan evlerine yerleşmişlerdi. Ben de onlara bir hoş geldiniz dedim ve iyi bir dostluk kurdum. İlknur çok cana yakın bir insandı, bana çok iyi davrandı. Ayhan ve İlknur bizim eski komşularımızdı. Ayhan'la beraber aynı iş yerinde çalışıyorduk. Bazı nedenlerden dolayı taşınmak zorunda kaldılar. Bu olay bize ilk etapta zor gelmişti. Yeni bir mahalle taşınmıştık. Eşim komşusu olmadığı için sürekli şikayet ediyordu. Sonra Şükran abiyle tanıştılar. Çok iyi geçindiler. İzlediğiniz gibi sevgili izleyiciler, Ali'nin İknur'a fazla yakınlık göstermesi, ona bakışları İknur'u ister istemez etkilemişti. Aslında bu hoşuna gidiyordu. Ama o evli bir kadındı. Böyle bir şeyi asla düşünmemeliydi. Toparlanmaya çalışsa da bu onu öyle etkisi altına almıştı ki bir türlü düşünmeden yapamıyordu. Dilerseniz dramamızı izlemeye devam edelim ve olacakları hep birlikte görelim. Allah'ım ne oluyor bana ya? Ayhan'dan soğumaya başladım. Niye beni bu çocuk bu kadar çok etkiledi hiç anlamıyorum. Bana bak sen kendi kendine mi konuşuyorsun? Korkuttun beni. Ne zaman geldin sen? Şimdi geldim. İyi misin sen? İyiyim canım, sadece biraz yorganım, hepsi o. Çıkalım mı gezmeye? Yok hiç canım istemiyor. Yorgunum dediğim ya, çok keyifsizim ben. Ya önceden ben çıkmazdım, şimdi de sen çıkmak istemiyorsun. Bak bu işin içinde bir iş var, kokusu çıkar ha. Yok canım bir şeyin. Ben eski mahalleye gidiyorum, tamam mı? Biraz gecikebilirim, merak etme. İyi tamam, güle güle. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim dedim ya, sadece biraz yorgunum. Başka hiçbir şey yok. Hadi hoşçakal. Güle güle. Bana bak dostum, seni bugünlerde çok durgun görüyorum ya. Ne o, yoksa İlknur'la aranda bir şey mi var, yoksa benim bilmediğim başka bir sorun mu? Yok be abi, evham yapıyorum galiba. Bana bak, bana anlatmak ister misin? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol abi, çok sağ ol. Son günlerde çok değişti. Bilemiyorum, çok düşünceli, çok dalgın. Düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum. Aman bayan, bütün durgunluğun sebebi bu mu? Bana bak oğlum. Kadınlar değişkendir. Bir gün güler, iki gün surat asarlar. En ufak bir şeyden de kırılırlar. Hem zaten bu taşınmanızın verdiği yorgunluk da olabilir bu. Takma kafana, düzelir ya. Yak bir sigara. Biraz çay daha içelim mi? İçelim abi. Bize iki çay daha verir misin? Bak, 3-1 oldu ha, cıvıtma. Oğlum bugün de şansın var. Ne olacak ki yani? Şimdi bak ben seni nasıl yeniyorum. Seyret. Heh. Ali be, bu arada senin güzel bir komşun vardı ya, ne ya? Geçen bizdeydi ya, ulan bu kadınla aramızda bir şeyler olacak ama hadi hayırlısı be. Oğlum sen manyak mısın ya? Bu kadın senin başına püsküllü bela oğlum, kendine yat. Ya bırak nasihat vermeyi, hem böyle şeyler yapmak benim hoşuma gidiyor oğlum. Sen hadi oyuna devam et, hadi. Bak şimdi ben seni nasıl mars ediyorum seyret. Hadi görelim. Bir şans var senin böyle. Efendim? Yenge ben Sevda. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol yenge. Abimin bugün izin günü değil mi?
Dışarıya çıkmamışsınız. İyi yakaladım sizi. Pek keyfim yok benim. O yüzden de canım istemedi dışarıya çıkmayı. Yengecim, abim evde mi? Görüşebilir miyim? Yok canım. Arkadaşının yanına gitti. Çok geç gelirim, beklemeyin dedi. Babamlar nasıl? İyiler iyiler. Çok selamları var yengecim. Ben sınavı kazandım yengecim. Abime söylersin. Onu müjdelemek için aramıştım. Canım benim. Çok sevindim yengecim. Aferin sana. Sağ ol yengecim. Ben sonra tekrar sizi ararım. Şimdi kartım bitmek üzere. Herkese çok selam söyle. Öpüyorum yengecim. Hoşça kal. Olur canım. Sen de çok selam söyle babamlara. Tamam güzelim. Güle güle. Hadi geçmiş olsun. Bu iş bu kadar. Hadi ben gidiyorum. Otursana oğlum ya, bir elde oynayalım. Ya evde işim var, eve gideceğim ya. Bana bak, akşama gel, çıkıp dolaşırız. Vallahi benimki gelirse biraz zor gelirim, haberin olsun. Oğlum sen delisin ya. Hadi gelin. Hadi abi. İnşallah ablam evlenir. Eh kahretsin ya, ev yok. İlk durdu mu acaba ya? Allah Allah, kim hocam? Merhaba İlknur. Merhaba İlknur. Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Rica ederim. Ablam yoktu, ona bakmışsın, sende mi? Yok, ben hiç görmedim bugün Şükran ablayı. Of ya. Hayrola, ne oldu? Anahtarım yok şimdi. Merdivenlerde mi bekleyeceğim? Bak, istersen geç içeride bekleyebilirsin. Rahatsız etmeyeyim. Yok, rica ederim. Ben zaten yalnızım evde. Tamam, geleyim bari. Buyur, geç şöyle içeri. Buyur, şöyle geç. Sağ ol. Ne var ne yok çocuklar? İyi Ayhan, senden ne haber? Ne olsun yani? Ya sizi bayağı özlemişim be. Arada bir sık gel böyle ya. Bundan sonra sık sık geleceğim söz. Ama şimdi bana müsaade. Murat'ın bir bira sözü vardı, onu almaya geldim. Hadi bakalım. Müsaade. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bak, sen kararını ver. Tamam. Kemal alalım ya. Hadi hoşçakalın. Ayhan abi nereye gitti? Bugün izin günü değil miydi? Beraber bir yere gitmediniz mi? Vallahi ben olsam seni bu saatte evde yalnız bırakmazdım. Ben bundan hiç şikayetçi değilim ama Ayhan'ın işi hem çok ağır hem de yorucu. O yüzden biraz çıksın da arkadaşlarıyla dolaşsın. Bak, ben bütün gün ev içindeyim. Ayhan abi çok şanslı, biliyor neden? Musun? Neden? Neden? Senin gibi çok anlayışlı ve güzel bir karısı olduğu için. Neyse ben bir çay demleyeyim. Aa, kim geldi acaba? Ayhan da geç gelecek. Neyse ben bir bakayım kapıya. Aa, sen miydin Şükran abla? Geç. Ali beni aradı mı? Ay, ne aramak? İçeride bekliyor seni. Sahi mi? Ali! Ali hadi gel! Beklemek nasıl oluyormuş? Bırak şakayı abla Allah aşkına. Neredesin ya? İnsan bir haber verir. Tamam canım, anlatırım sonra. Hadi yürü gidelim. Geçin abla, bir kahve yapayım. Başka zaman içelim canım. Sağ ol. Hadi gidelim. Beni dışarıda bıraktın, misafir ettin. Çok sağ ol. Sana borçlandım. Bir ara zaman olursa haber ver de arabayla biraz gezelim ha. Hadi. İyi akşamlar hadi canım. İyi günler. Teşekkürler. Hoşçakal. İyi günler. İknur evli olduğu halde arka arkaya hatalar yapıyordu. Ali'ye pas veriyor, evine alıyor, güler yüz gösterip onu kendine yaklaştırıyordu. Ali'nin ettiği iltifatlar onun başını döndürmüştü. Şimdi daha çok düşünmeye, evi ve yaşamını unutmaya başlamıştı. Ali'nin gezme teklifini kabul etti. Bu ilkti, ancak son olacak mıydı? İzleyelim ve görelim. Bana bak Ali, dün gece çok sinirlendim, sana haberin olsun. Ne yaptın ki? Ne demek ne yaptım ya? Evli barklı kadını gezmeye davet ettin. Olacak şey mi be oğlum? Aman be abla, sen de dert ettiğin şeye bak. Ben nezaket olsun diye söyledim ya. Böyle şeylerin nezaketi olmaz. Ellerin yanında beni mahcup duruma düşürüyorsun. Bir daha yapma böyle şeyler. Tamam, özür dilerim abla. Tamam. Yapma, hiç hoşuma gitmiyor bak. Efendim? İlknur, ben Ali. Nasılsın? Ali? İyiyim. İyiyim, evet. Arkadaştan arabayı alacağım. Borcumu ödemek istiyorum. Bilmem ki, doğru olur mu? Lütfen. Hem konuşacaklarım var seninle. Ya, öyle mi? O zaman iki sokak ötede köşede bekle beni. Tamam. Tamam, bekliyorum. Hadi hoşça kal. Sağ ol Selahattin abla. Şeyine gider.
Fatih, arabayı ver bugün bana ya. Git ya, benim bugün işim var oğlum arabayla. Oğlum benim işim seninkinden daha önemli lan. Neymiş o? Ya bugün benimkini gezdireceğim, hadi. Oğlum bana bak, son defa uyarıyorum seni. Ulan bir gün bu karı yüzünden senin başına bir iş gelecek ama yani, neyse. Ben, unutmayacağım bunu ha, sağ ol. Bana bak, çabuk dön ha. Tamam, arabaya bir şey olmasın. Tamam. Ne konuşacak acaba benimle? Ya bir görün olursa? Aman boş ver, olursa olsun zaten. Ne olur çabuk gidelim. Tamam, hemen gidiyoruz. Ay çok korkuyorum. İnşallah bir gören olmaz. Sence bu yaptığımız doğru mu? Tabii ki doğru. İçimizden geldiği gibi hareket ediyoruz. Bu da çok doğaldır. Allah'ım inşallah bir gören olmaz yani. Merak etme, seni öyle bir yere götüreceğim ki kimsenin görmesi mümkün değil. Allah Allah, ev cevap vermiyor abi. Alışverişe falan çıkmıştır oğlum. Yok, sabahleyin bir şey demedik ki. Öyle bir şey olsa söylerdi. O gitmiştir belki de ben ya. Zaten faydası oldu, hadi gidelim. Çok korkuyorum. Sence bu yaptığımız doğru mu? Korkmana gerek yok hayatım. Birlikte olduktan sonra her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Neyse, vakit de bayağı geç oldu. Ayhan eve gelmeden beni evde bulsun. Hadi gidelim istersen. Hadi gidelim hayatım. Güle güle hayatım. Bu akşam da eğer kocan gelmezse beni mutlaka ara. Yalnız kalmana gönlüm razı olur. Tamam, ben seni ararım ama şimdi biri görecek diye korkuyorum. Hadi sonra görüşürüz. Güle güle hocam. Seni çok seviyorum. Beyefendi, nihayet gelebiliriz. Saat kaç oldu oğlum? Nerelerdesin sen ya? Ya kusura bakma, işim biraz uzun sürdü. Ne o, değdin mi abi? Değmez mi, sen ne diyorsun ya? Bana bak oğlum, aklını başına topla. Bu yaptığın hiç de doğru bir şey değil. Ya bana bir şey olmaz, merak etme sen ya. Çay içtin mi? İçmedim ama ısmarlarsan içeriz. Hadi ısmarlayalım. İki tane çay alabilir miyiz? Nasıl gidiyor, sen ne yaptın? Ne yapalım, seni beklemekten ağaç olduk burada. Bekleyeceğim tabi oğlum, arkadaş değil misin ya? Ne yüzüme vurup duruyor? Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun. Sahi bugün neredeydin? Baydost'a telefon ettim, çıkmadın. Şey, Şükran ablaya gittim biraz. Oradan da kasap bakkal manav derken akşam oldu zaten. Bir şey alınacaksa bana söyle. İşten dönerken alırım ben. Tamam. Bana bak, senin uzun zamandır neşen yok. Bir acayipsin. Neyin var senin? Yok bir şey. Sadece yorgunum o kadar. Neyse, yatıyorum ben. Hadi hoşça kal hayatım. Güle güle. Ayhan, bana biraz para bırakır mısın? Hayrola, ne oldu? Bugün çarşıya çıkayım biraz diyorum. Şöyle bir vitrinlere bakayım. Belki kendime bir iki parça bir şey alırım. Belki de kumaş alırım. Şükran ablaya diktiririm yani. Yeter mi? Yeter yeter. Tamam, sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi güle güle. İyi çalışmalar. Hoş geldin hayatım. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk.
tanışıyorduk. Ne söyleyip çıktın evden? Çarşıya çıkacağımı söyledim. Öyle mi? İyi ama hiç olmazsa seni aramaz. Çarşıda zannederim. İnşallah. Ay seni çok özlemişim. Ben de çok özledim. Neyse hadi gel tamam. O zaman gidelim bir an önce. Tamam. Kimse bizi görmesin. İknur eşine yalanlar söyleyerek sürekli Ali ile birlikte olmaya başlamıştı. Zavallı Ayhan onu seviyordu ve böyle bir şeyi aklına getirmediğinden hiç şüphelenmiyordu. Üzerine de varmak istemiyordu. İknur ve Ali artık evde buluşmaya başlamışlardı. Belki de Ayhan'a uyduracak yalan kalmamıştı artık. Gelin izlemeye devam edelim. Şey abla. Ne var? Bana biraz para verebilir misin? Neden? Ne yapacaksın parayı? Ya bir arkadaşımdan borç almıştım, onu vereceğim. Oğlum ben sana kimseden borç para alma demedim mi? Heh, ihtiyacın olduğunda ben sana vermiyor muyum? Tamam abla, bir de almam ya. Tamam bu son. Yapma bir daha. Bak üzülüyorum o zaman. Ne kadar lazım sana? Bu görüyor mu işini? Ah yeter, sağ ol abla. Tamam. Hadi bakalım. Deli çocuk. Alo İknur, merhaba canım. Nasılsın? Ben Ali. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Bak ben birazdan geleceğim. Sen pencereden bak olur, kapıyı da arala. Tamam mı? Bak ablam sakın bizi görmesin. Tamam, çabuk gel oldu mu? Bak kapıyı açmamışsam ya ablan ya da başka biri vardır. İnşallah ablan da gelmez. Tamam, tamam hayatım. Hadi hoşça kal. Tamam hayatım, çabuk gel. Oldu, görüşürüz. Şimdi ya, açmasam ama. Neyse bir bakayım yine de. Ay Şükran abla. Merhaba canım. Merhaba, gelsene. Yok gelmeyeyim, bugün arkadaşlarım gelecek oturmaya, seni çağırmaya geldim. Ay vallahi ne çok işim var ki, bir sürü yıkanacak çamaşırım var, onları bir yıkayayım da tamam. Bakarım. Tamam ama elini çabuk tut, tamam. Tamam, ben bekliyorum. Olursa, tamam, olursa gidelim. Hadi tamam, hadi sevgili. Ben de çok iyiyim. Bak sana ne aldım. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok sağ ol. Niye zahmet ettin ki? Vallahi tam bugün gelen giden de yok. Şunları ne yapacağım? Az önce ablan geldi. Şöyle bırakabilirsin. Heh. Arkadaşları gelecekmiş ona. Beni de çağırdı ama bir sürü işim var diye mazeret uydurdu. Ben de merdivenle nasıl çıktım bilmiyorum. Neyse bir geçici değil. Ha sahi. Nasıl oldu? Alışabildiniz mi mahalleye? Alışmaya çalışıyoruz. Benim için sorun değil abi. Ben sabah çıkıyorum, akşam geliyorum. Olan İlknur oluyor. İlknur nasıl? Düzelebildin mi mahalle? Biraz düzelme var ama eski İlknur yok abi. Bana bak oğlum, bir akşam alsana İlknur'u, gelin bize oturmaya. Hem Şenay da amma sevinir ha. Tamam, geliriz. Ne o daldın birden? Hediyeni söyleyeyim diye düşünüyorum. Boş ver canım, anlamaz. Anlar o, anlar. Ya para biriktirip aldın dersin. Öyle yaparız. Canım, seni çok seviyorum biliyor musun? Baksana, akşama kafaları çekiyoruz mu? Bilmem, ilk bir şey demezse gideriz. Ne diyecek oğlum? Bize getirirsin, onu bırakırız. Kadın kadın onlar oturur, muhabbet ederler. Biz de güzel bir kafaları çekeriz. Gece de alır götürürsün eve. Öyle olur. Hadi abi, işin başına. Artık geldim. Thank you.
Hoşça kal hayatım. Hadi güle güle, acele et. Ablanın arkadaşları gider şimdi, kapıda karşılaşma onlar. Merak etme, kimse görmez. Tamam, hadi, görüşürüz. Hadi güle güle. Seni şimdi özledim. İlknur'la kısa zamanda çok iyi arkadaş olmuştuk. Birbirimizi görmeden bir günümüz bile geçmiyordu. Onu kardeşim gibi seviyordum. Ayhan'ı son zamanlarda çok üzgün görüyordum. Sebebini sorduğumda eşinin çok garip davrandığını ve bu olaydan çok tedirgin olduğunu söylüyordu. Eşim son zamanlarda çok değişmişti. Çok garip davranıyordu. Ben de üzerine fazla gitmedim. Tatlı sözler, hediyeler İlknur'un başını döndürmüştü. Eşine belli etmemeye çalışıp durumu idare ediyordu. İlk başlarda hatasını kabullenen, suçluluk hisseden İlknur artık bir şeyi umursamıyor, yasak aşkını yürütmeye çaba gösteriyor, yakalanma tehlikesini bile göze alarak Ali'yi sürekli evinde alakoyuyordu. Bu yasak aşkın nasıl bir sonla biteceğini dilerseniz hep birlikte öğrenelim. Ya her yerim dökülüyor. Akşama bir şey istiyor musun? Yok, hiçbir şey istemiyorum. Ben de zaten ortada topladıktan sonra Şükran ablaya kahvaltıya gideceğim. Selam söylersin. Tamam, hadi güle güle. Saçmalama, ablan gelecek şimdi, görmez rezil olacak. Bak, oğlum bütün boyamız meydana çıkacak ya, bırak. Abla istersen ben sana yardım edeyim. Aa neye canım? Kendi kahvaltını kendin hazırladıktan sonra ne anlamı kalıyor misafirliğin? Hadi sen git içeriye, ben çağıracağım sizi. Peki. Hadi canım. Kaçmasana kız, gelsene de. Olmaz Ali, ablan mutfakta şimdi, gelir. Çok şeyler kaçırıyorsun. Sen bilirsin. Ablan gelirse rezil oluruz ama. Ne o Ayhan, keyfin yok galiba? Ya abi, ayakta duracak halim yok. Oğlum madem o zaman gelmeseydin. Sabahtan bir şeyim yoktu abi, sonradan oldu ya. Paydosu bekliyorum, izin alıp eve gideceğim. Tamam, tamam. Şu işleri bitirelim de. Ben hallederim onları, sen keyfine bak. Tamam, tamam, sağ ol. Şu makasları alayım. Sağ ol. Eline sağlık ablacığım. Afiyet olsun canım. Sağ ol abla. Afiyet olsun. Hadi ben şunları götüreyim bari. Bana bak, ben hemen dışarı çıkacağım şimdi. Alt katta şimdi bekleyeceğim. Ablam kapıyı kapatınca sen yukarı çık, kapıyı açık bırak ama, tamam mı? Tamam. Ben o zaman gidiyorum. Hadi hemen geç. Tamam. Ben gidiyorum abla. Tamam kız. Geç kalma, oldu mu akşama? Ay havada çok güzel. İlk gün ne dersin? Ya. Gidelim mi bir taraflara? Vallahi abla giderdik ama Ayhan'ın haberi yok. Belki şimdi kızar, söylemedim. Başka bir zaman gitsek olur değil mi? Ne olur tabii, niye olmasın? Neyse bilirsin. Kalkayım ben de. Peki canım. Bak bir sabah da ben bekliyorum seni, kahvaltı. Gelirim ya. Yardım. Gelirim tabii. Teşekkür ederim. Sen bana bakma, sen yine gel. Canımsın sen benim. İçimde öyle bir ürperti var ki korkuyorum. Neden ki? Ne bileyim, nereye varacak bu işin sonu? Ya öğrenirlerse? Korkma, öğrenmezler. Hem öğrensiler bile bunun bir çaresine bakarız. Sen içini rahat tut. Alo. Alo, Şükran abla. Ben Fatih. Aha. Ali evde mi? Yok ablacığım. Ne oldu ki? Bugün askerlik şubesine gidecektik abla. Nasıl unutur? Gideceği yer söylemedi mi? Yo, hiçbir şey söylemedi. Ben de kahveye gidiyor zannettim. Hiçbir şey sormadım ona. Yok ya. Kahvede yok abla. Ben de kahvedeyim zaten. Oradan arıyorum. Belki biraz sonra gelir. Kusura bakma, seni de rahatsız ettim. Estağfurullah ablacığım. Ama bak şimdi ben de merak ettim. Hı-hı. Tamam. Allah Allah. Nerede bu çocuk acaba? Ayhan, al şunu iç bakayım. Eğer bu da tesir etmezse paydosu falan bekleme, tamam mı? Buradan sek versinler, doğru bir doktora çık. Eve gidince de İlknur'a söyle sana bir tane nane limon kaynatsın.
Ne mide bulantın kalır ne de baş ağrı. Tamam abi. Ay ya, içimde de bir sıkıntı var. Evhamdandır bu olur. Bilmiyorum abi. Bunalıyorum böyle ya. Bana bak, sen git bir yüzünü yıka, istersen açılırsın. Hadi. Hadi ben bakarım. Tamam abi. Hadi. Hadi artık. Odaya her adım atışım duydum kopuyor. Korkma, bir şey olmaz. Hadi gel. İçimde öyle büyük bir sıkıntı var ki Allah ayrı çıkarsın. Takma kafana güzelim ya. Gel. Bir şey olmaz. Ne oldu Ayhan? Hallettebildin mi şimdi? Tamam, hallettim abi. Eve bir uğrayacağım. Oradan da doktora gideceğim. İyi oldu. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Bana bak, bir şey olursa bana telefon et, tamam mı? Verelim. Tamam. Allah belanı versin! Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Karısını sevgilisiyle yakaladı ve öldürdü. İhanetin bedeli ölüm oldu. Kocası tarafından aşığıyla yakalanan İlknur, bu ihanetinin bedelini canıyla ödedi. Sevgilisi Ali ise ağır yaralandı. Sevgili izleyiciler, yasak aşk kurbanları böylece cezalarını buldular. Ayhan ihanet eden eşini ve sevgilisini kurşunlarına hedef etti ve daha sonra karakola teslim oldu. Namusu için elini kana buladı. Güzel yuvaların böyle sebepler yüzünden kötü olaylar nedeniyle dağılmaması temennimiz. Bir başka gerçek kesitimizde buluşmak dileğiyle esen kalın. İlknur Başer. Yuvasını düşünmeden yasak aşk yaşayan İlknur, İhanetinin bedelini canıyla ödedi. Ayhan Başer, eşinin ihanetini gözleriyle gördü. Namusunu temizlemek için elini kana buladı ve adalete teslim oldu. Ali Yiğit, girdiği yasak aşk sonucu sevgilisinin eşi tarafından ağır yaralandı. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.